Sevgili izleyenler, Kanal 67 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Kilimli'de halkın nabzını tuttuk. Hep beraber izleyelim. Geçtiğimiz günlerde bombalanan kasık ocaklar hakkında görüşleriniz nelerdir? Vallahi sıkıntı büyük arkadaşlar bu konuda. Yani Zonguldak gençliği işsiz. İşçi alıyorlar. Yok 500 tane Karabük'ten, 400 tane Bartın'dan. Yani Zonguldak'ın gençleri ne olacak? Çok merak yani konusu. Kilimli'nin son günlerde kanayan yarası, son yıllarda. Evet, kaçak ocaklarda insan ölsün diyemeyiz. Çünkü biz bu kentte yaşıyoruz. Ama o kentte gençlerimize yapılmış çok ciddi haksızlık var. Sadece kuruma bundan çok kısa bir süre önce 1000 kişi alındı. Yani bu kentin valisi, bu kentin milletvekilleri kalkıp şunu diyemedi. Evet, bu ocaklarda çalışmayacaksınız. Biz gençlerimizi öldürmeyeceğiz ama onlara iş imkanı sağlayacağız. Valla ne diyeyim uşaklar, devleti de haklı buluyorum, kaçak ocak sahiplerini de haklı buluyorum. Yani piyasaya bayağı bir faydaları var ama öbür taraftan bakıyorsun ki birisi ölüyor içeride, ocağın sahibi yok meydanda. Hemşerim, işsizlik hep böyle, oradaki de insan, biz de insanız. O adamlar kömür olmazsa bu halk nerede duracak? Bu halk oradan sen kömür çıkartmazsan. Ben işçi yok. Adam ne yapıyor? Akşam gidiyor. Hakkını helal et. Ama ne oldu? Ocakta bitmiş. İş yok. Adam mezmur kalıyor. Gidiyor ocağa. Ocakta bombalanıyor. Bu insan nerede yaşayacak? Yani bombalanmasını doğru bulmuyor musunuz? Bombalanmasını doğru bulmuyorum. Niye bulmuyorum? İnsan gidiyor çoluğuna çocuğuna ekmek getiriyor. Ben şu tenekeyle ekmek kazanacağım bugün. Yok ekmek. Ankaralıyım ben. Ankara'dan geldim buraya. Ankara'dan gelmişim ha. Bir aydır buradayım, 1,5 aydır buradayım. Anladınız mı? İstihdam sağlanması lazım. Yani. İstikrar, ha. Aha cumadan bismillah çıktım, bacak yürümüyor. Ne olacak bu ocağı sen oradan bombalayacaksın? Gariban varıyor da bir ekmek yiyor. Ötekisi işten çıkıyor, iş yok. Ne yapacağız böyle? Nereye?